Tabii üzüldüğümüz ayrı şeyler. Hani hakemlerin maçı olan etkisi biraz, o biraz daha üzdü bizi. Ben daha sonra gördüm yani Sesenyon'un pozisyonunu. İçeride bir çekme var. Yani kırmızı kart ve penaltı olması lazım. Yani bu kararı VAR hakemi değil de yani çağırıp orta hakemin, esas maçın gerçek yöneticisinin o kararı vermesi çok daha doğru olurdu. Ama yani yukarıdan VAR hakemleri bazen kendini maçın hakemi olarak görebiliyorlar. Bu üzücü. Asıl kararı vermesi gereken orta hakem, maçın hakemi o. Orada bir pozisyon varsa bunu çağırıp en azından vermeyecekse de orta hakem, maçın hakeminin vermemesi daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Yoksa biz başka şeyler düşünmeye başlıyoruz. O da hoş olmuyor. Yani bizim açımızdan da hoş olmuyor. Hakem camiası açısından da hoş olmuyor artık. Bu tür şeylere çok daha dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum. Tabii bu maçı da böylece geri bırakıyoruz. İyi çünkü takılıp kalmayacağız ona. Daha da rahat bir pozisyon elde etmek isteyen. Şimdi tabii ki yani Denizli Spor kendi sahasında da etkili. Ön tarafta süratli, çabuk, gole yönelik oyuncuları bir hayli fazla. Yine tabii defansif anlamda çok dikkatli olmamız gereken bir maç oynayacağız. Hücum anlamında da elimizden geleni yine yapacağız. Yani her zamanki gibi fırsat yakalayıp bunları golle sonuçlandırmaya çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz. Çünkü Denizli Spor maçı da bizim için önemli. Buradan alacağımız puan ya da bir galibiyetle alacağımız 3 puan bizi daha iyi noktaya taşıyacak. Bunu yapabilecek gücümüz var. Ama dediğim gibi maçın başından sonuna kadar çok dikkatli, kontrollü ve sabırlı olmak zorundayız. Çok sayıda sakat futbolcu var hocam takımda. Onların işte AIT merak ediliyor. Dönebilecek mi takıma, ne zaman dönecek? Stanko zaten uzun bir süre olmayacak. Yani hepsi de tabii sağlık ekibimiz iyi bir şekilde yani en kısa zamanda hazırlamaya çalışıyor. Fakat tabii sakatlığın durumu da önemli. Derecesi de önemli. Yani AIT'nin dizinde sürekli eskiden beri gelen bir sakatlığı vardı. Yani bunu kısa süreli çözümlerle geçmek çok doğru değil diye düşünüyorum. Belki operasyon geçirmesi gerekebilir. Bununla ilgili işte bir hafta, bir buçuk hafta sonra belki net bir kararımızı vermiş olacağız. Konuşuyoruz sürekli kendisiyle. Çünkü oyuncularımızın sadece hani hafta sonu bize yetişsin diye düşünmüyoruz. Onların gerçekten futbol sonrası çok zor bir hayat onları bekliyor. Bu hayata sağlıklı bir şekilde girmeleri gerekiyor. Dolayısıyla biz sadece oyuncuyu sahaya sürüp de maçı kazanalım diye düşünmüyoruz. Yani oyuncumuzun bundan sonraki hayatını da düşünerek hareket etmemiz lazım. En doğru şekilde onun tedavisini en doğru zamanda yapmamız gerekiyor. Yani AIT ile ilgili ve Stanko ile ilgili bunlar var. Bu konular üzerinde biraz konuşuyoruz, kafa yoruyoruz. Ama Stanko iyi gidiyor yani şu anda. Tedavilerine doğru cevap veriyor, iyi çalışıyor. Kuvvetini de korumaya çalışıyor. İnşallah bir iki hafta sonra aramızda olur diye düşünüyoruz. Tabii eğer korktuğumuz şey o çapraz bağında da bir sıkıntı varsa o zaman belki de sezonu da kapatmış olabilir. Ama bunu 2-3 hafta sonra net bir şekilde göreceğiz. Diğer oyuncularımız da tedavilerini sürdürüyorlar. Umarım en kısa zamanda hepsi aramıza sağlıklı bir şekilde katılırlar. Önemli olan onların sağlıklı bir şekilde aramıza gelmesi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.